Ala Resulina salavat. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin Vessalatu salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bir iki dakika ABC mi diyelim, alfabe mi diyelim inşallah. Evet. Hem ekranları başına gel Mekte geceken kardeşlerimize hem de misafirlerimizle ilgili. Şimdi Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim'in bu asra bakan evet dersidir. Kur'an-ı Kerim il geldiğinden dolayı ebede gidecektir diyor üstadımız. İstikbalde gelecek her türlü asırlarda, zamanlarda, mekanlarda, çağlarda, ülkelerde, meslek alanlarında, ilmi meselelerde, maddi ve manevi bütün ihtiyaçlara Kur'an-ı Kerim kafi ve vafidir. Bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ين. Yaş kuru her şey Kur'an'da vardır. Yaş kuru her şey Kur'an'da vardır. Hatta yaş da denmez ratıp. Yaşın en az mertebesi. Nem. Rutubet. O yani şeyden kinaya. İlmi ilahide her şey varsa Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Ama bu işin erbabına. Mesela bir adama ben bakarım Rengi sararmış seyahat ederim sende bir rahatsızlık mı var? Renginin sararması bana bu kadar bilgi ve malumat aktarır. Ben tıp uzmanı değilim. Sağlık alanında da maharetim olmadığından dolayı böyle bir şey diyebilirim yani. Ama aynı adama bir doktor baksa, değil mi? o farklı şeyler görür, farklı şeyler hisseder. Hastalık hakkında değişik malumat sahibidir o insanı bir tomografi cihazının karşısına koysak, derinlemesine, değil mi? Belki hastalığın membaneme kaynağını ortaya koyacaktır. Bakışlar, marifetler, ilmi derinlikler ne kadar hassas, ince ve mükemmelse, Kur'an'dan hakikatler o kadar farklı, o kadar ala meratibihim çıkar. Şimdi bugün, bugün mesela İslami meselelerle ilgili akayitten, ahlaktan, faziletten, fıkıhtan ne kadar bilgi ve malumat varsa ortaya dökülmüş, insanların istifade ve istifaze ettiği hepsinin menba kaynağı nedir? Kur'an'dır. Maddi ilimler de hakeza yani ehemmiyet ve kıymetine binaen Kur'an-ı Kerim'de yerini bulmuştur. Ama onlardan bahis, onlardan bahis, manayı harfi iledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in inzal sebebi, kulların Cenab-ı Hak'la münasebetini, irtibatını iyi kurma, ahlak ve fazilet açısından, ibadet açısından, o insanları insan kamil noktaya getirmek için Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Bir hukukullah, bir hukuku ibadet. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de olan ilmi meseleler bil vasıta amaç ve gaye anlamına değildir. Ama yine de mevcuttur. Bu sebepten dolayı Kur'an'ın teviline mazhar olan Peygamber Efendimiz'in de aleyhissalatü vesselam dua ettiği, Ya Rab sen buna Kur'an'ın izahını, tevilini öğret diye buyurduğu Abdullah İbn Abbas Hazretleri buyurur ki ben devemi kaybetsem Kur'an'a bakar bulurum der. Kur'an yitik kitabı değil ama burada bir mesaj veriyor bize. kelam ilahi olduğundan dolayı her şey mevcuttur. Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim'in bu asrın anlayışına ve idrakine, ihtiyacına binaen keramet nevinden intikal etmiş bir eserdir. Şimdi bazıları buna itiraz edebilir. Şimdi televizyon hocaları çıktı. Bilmedikleri şeye itiraz ediyorlar. Ya yani ne demek istiyorsunuz yani Risale-i Nur yazdırılmıştır derken. Arkadaşlar hani bir ayet-i kerime var ya denizler mürekkep olsa bütün ağaçlarda kalem olsa kelimat ilahi yazmakla bitmez. Öyle değil mi? Bu kelimat ilahi sadece vahiyler olsa, bizim bildiğimiz kütübü münzele, suhufu ilahiye ile tarif ettiğimiz vahiler olsa yazmakla bitiyor. Elif la mim minel cinneti ve nas. Bitiyor bak. Peki buradan amaç ne? Buradan murad ilahi nedir ki kelam-ı ilahi yazmakla bitmiyor? Üstadımız bunun birçok mertebesini anlatır ama mevzumuzun yani durumuna binaen buyurur ki Üstad Hazretleri bütün ilhamat, bütün ihtarat, bütün sünuhat, bütün sünuhat hepsi kelami ilahi sınıfı içerisine girer. Vahiy peygamberlere gelen halidir. E, Arıbalı neyle yapıyor? Ve harabbu keylen nail Araya da vahiy ediliyor ama mertebe mertebedir Cenab-ı Hakk'ın konuşmaları. Susmak bizim içindir. Susmak zavallı olan yaratıklar içindir. Biz aziyetten dolayı susarız. Biz cehaletten dolayı susarız. Konuşamayız yani. Biz bilmediğimizden dolayı konuşamayız. Mütekellim ezeli diyoruz bak. Susmak Allah için muhaldir. Ezelden konuşuyor Allah. Ebede kadar. Kelam ilahi bitmez. Sadece Kur'an-ı Kerim'in vahiyleri değil. Bütün melekler ilhama masardır. Yaprak bile yere ilhamsız düşmüyor. Niye? Nizamlı düşüyor. Kar taneleri, yağmur taneleri, taneleri nizamlı ve intizamlı olarak gelir. Bunların başlarında müekkel melekler olmasa nizam ve düzen bozulur. Onlar da ilhama masardır. Akan sular, akmayan sular, uçan kuşlar değil mi? Yerde yürüyenler, semada uçanlar, yerde kaçanlar. Hepsi ilham amasar. Hadi ağaçları kalem yapın. Okyanusları, denizleri mürekkep. Bu kelam ile yazın bakayım bitirebilecek misiniz? Böyle izah olmasa nasıl anlaşılır? Şimdi tavuğa ilham edip yumurta yaptıran Allah. Arıya vahyedip bal yaptıran Allah örümceğe ilham edip o sanat harikası ağını yaptıran Allah niye zaman ilham etmesin ki yani? İnsan eşref-i mahlukattır. Halife-i ruh-i zemindir. İlham sadece yani bir alana da bakmıyor. Her insan esasında ilhama masardır da anlayıp idrak edemiyoruz. Farkında değiliz olaylar. Felsefede iki tane ana damar vardır, yol vardır felsefede. Diğer bütün felasife bu iki ana damarın yolun altına girer. Ana caddenin altına girer. Bunun bir tanesi Aristo'nun mesleğidir. Onlara meşaiyyun deniyor. Aristo talebelerini yürüyerek eğitip yetiştirdiği için yürüyerek ders veriyormuş Aristo. Gezerek dersini verilmiş. Meşa yürümek. Onun mesleğine meşaiyyun denmiş. İkinci grup da işrakiyun. O da Eflatun'un mesleği. İşrakiyun doğmalar. Eflatun diyor ki insanın kalbine ilk ilka, ilk ileti, ilk düşen niyet var ya, o semavidir. Onun hakikatle bir alakası vardır. Onun üzerinde durun. Üstad da der ki, İkinci niyet, birinci niyeti bozar, ifsad eder. Feraha niyet onu uçurur. Gambe kedere niyet onu tahfif eder. Tevazuya niyet onu ifsad eder. Hal olacak. Hal fıtridir. İkincisi onu bozar. Bu sebepten dolayı büyükler derler ki, kalbinize gönlünüze hayırlı bir iş geldiği zaman hemen şahit tutun. Ya Rab sen bana imkan ve servet ver. Ben bir mescit yaptıracağım. Dedin mi? Bu Allah'ın ilhamıdır. Bak şahit oluna. Rabbimle böyle bir anlaşmam var. Niye? Allah verince yapasın. Kendini bağla. Ona danış, buna danış. Ezilir gider ortaya bir şey çıkmaz. Fıtri hal bozulur. Bu bizde de vardır. İşte ilhama mazhar olmayan hiçbir şey yok. Kıskamanın anlamı yok. Herkes ilhama mazhar. Yani bu mucitler değil mi? Fende, felsefede ileri giden bazı buluşların Nasip olduğu insanların da mahiyetine baktığımızda orada ne vardı? Bir ilham vardır. Bir manası da Kur'an-ı Kerim'in içindeki manalar ve muhtevalar, işaret ettiği meseleler ve konular yazmakla bitmez. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa o da bitmez. Mesela mükevvenatta her bir yaratılan şey bir ayettir. Mücessem ayettir elementlerle yazılmıştır. Şimdi göz hakkında yazılanlar bitiyor mu? Araştırmalar bitiyor mu? He? Uzmanlar göze giriyor, göçüğün altında kalıyor, çıkamıyor. Çözemedik diyorlar. Mücessem olduğu halde, cismani bir ayet olduğu halde, elementlerle yaratıldığı halde, bunun fizyolojisini değil mi? Nasıl gördüğünü, sistemini uzmanlar anlattıkları halde göz yapmaktan acizler, mahiyetini idrak edemiyorlar. Bu nedir? Göz hakkında yani yüklenenler manevi ve muhteve olarak bitmiyor da ilm-i ezeliden gelen ayetler onların ihata ettiği manevi ve muhtevalar yazmakla tükenir mi, biter mi arkadaşlar? Bugün ne kadar bilgi ve malumat, ne kadar güzellikler var. Hepsinin menbaı kaynağı Kur'an'dır işte. Bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i ikmal ederek ikmal ederek diğer dinlerde böyle bir kayıt yok. Ümmeti Muhammed'e nasip eylemiştir. Kıyamete kadar Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle koruma altındadır. Dokunamazlar. Lafsı hafızlarla güzel okuyanlarla hafızlık müessesesiyle nasları bir de yazılarak kıyamete kadar intikal edecektir. Onun harfine, kelimesine kimse dokunamaz. Korumayı cenab sebeplerle bu açıdan muhafaza edip götürecektir. Allah dünyada işlerini sebeple yapar. Hikmet öyle icap ettirir. Kur'an'ı biz indirdik. Onu muhafızı biz derken neyle koruyacak bunu? Bir sebeple koruyacak. O sebepte kimdir? Nasları hafızlarla kıyamete kadar intikal eder hafızlık müessesesi bu sebepten dolayı itibar edilen bir müessesedir. Bir de yazı. O noktada tamam koruma var. İki, peki lafzı korunsa, nasları korunsa, hadisler de buna dahildir. Nas deyince ikisini beraber anlayalım. Korunsa, mane ve muhtevası haşa bozulsa, korunmasa, ayetler ve hadisler yanlış anlaşılsa, yanlış telakki edilse, gayet manidar bir kitap, muallimsiz olsa manası kağıttan ibaret kalır. Yine Kur'an'ın davası sarsılırdı. İki türlü koruma var. Bir, lafzını koruma. iki doğru anlayışı, doğru idraki, doğru imanı, doğru fıkı, doğru İslam'ı koruma. Bu da ehl-i sünnet vel cemaat omurgasıyla kıyamete kadar gidecektir sanura getireceğim onun için biraz geniş aldım konuyu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hem nasını hem de hikmetini koruyor. Kur'an'ı da indiren, hikmeti dendiren Cenab-ı Hak'tır. Nasını muhafazasını anlıyoruz. Daha hayret edeceğimiz konu bunun manevi ve muhtevasının kıyamete kadar bir grup tarafından hassasiyetle korunmasıdır. İşte burada ulema devreye giriyor arkadaşlar. Doğru anlayan ülama kıyamete kadar birbirini takip edecektir. Hasımlar çıkacak, düşmanlar çıkacak. Bununla mücadele olunacak. Ama Allah o damarı muhafaza edecek. Onlar hasım çıkarttıkça Cenab-ı Hak dava adamı çıkaracak karşılarına, mücadele sürecektir. İşte bu asırda da hikmetine dokunup onu bozarak Kur'an'la insanların irtibatını kesme ve yanlış İslam'ı nazara vererek yine insanları Kur'an'dan soğutma amaçlarına yönelik operasyonlara da Kur'an'ı muhafazası için Cenab-ı Hak Risale-i Nur'u nasip etmiştir. Kur'an etrafındaki surlar yıkılacak, Kur'an kendi kendini müdafaa edecek, Risale-i Nur onun çelik bir kalesi olacak diyor. Bak böyle anlayalım. Bizim alimler var ya bizim alimler emsali yok. Niye alimlere vuruyorlar, mürşitlere vuruyorlar, mü şeyhlere vuruyorlar? Ne? Vasıflı insanlara niye vuruyorlar biliyor musunuz? Hikmet alanın onlar koruduğu için, onların omuzunda bu dava bu zamana kadar intikal ettiği için, onları yıkamadıklarından dolayı ulemaya vuruyorlar. Naslara dokunamayacağını anlıyorlar. Onda mağlup oldular. Dokunsalardı onlara indiği inzal olduğu zaman edebiyatta belagatta talakatta fesahatta, şiirde zirve olan insanlar dokunurdu. Onların gücü yetmedi üstad, geçti zaman imtihanidir. O devre geçti. Kaldı hikmetiyle mücadele. cenab ı Hak da onu vasıflı alimlerle mürşitlerle koruyacaktır arkadaşlar. Risale-i Nur'da bu asırda bu asırda bu tahaccuta karşı hikmet noktayı nazarından bu asrın idrak idrakine hakikaten Kur'an'ın bir dersidir. Şimdi okuyacağımız mevzu. Dünyaya nasıl bakar bir Müslüman? Risanur toplum arasında karıştırılan, izahından aciz kalınan veya e, dedikodusu olan konulara çok güzel şeyler getirmiş. İzahlar ve tefsirler getirmiştir. Dersimiz Dünya terk edilmeli mi? Dünyanın aleyhinde bazı şeyler var, hadisler var. Dünya çirkindir, dünya cifedir, necistir. İşte kitaplara geçmiş dünyanın malı deniz suyu gibidir. İnsan içtikçe susuzluğu artar. Deniz suyu tuzlu ya. E öbür taraftan ya ahirete gidiyorsunuz, kefenin cebi var mı ki bu kadar imkan sahibi oluyorsunuz? Bunlar bir cihette doğru, bir cihette yanlış. Hattı muvasalayı bulmak lazım. Bir kere dünya yaratılmış mıdır? Hakkatı vardır. Bunu kabul edelim. Bir şeyin mutlak kemali mutlak vücuttur. Kim yaratılsa yaratılsın, ne olursa olsun, beğenmesek, sevmesek bile, bizim canımızı bile yaksa, aleyhimize bile olsa, yaratıldığı an hikmet arayın onda. Niye? Halkı şer, şer değildir. Bize bakan veçesi şerdir. Kan necistir. Bizim necis dediğimiz kan tıbbın eline geçse can kurtarıyor. He? Doçentlik tezleri, tezler ondan geri dönüyor. Kanda sınıfta kalan doçentler var. Profesör olamadım abi diyor. Tezim kabul edilmedi. Bir cihetten necis, bir cihetten ilim deposu. En beğenmediğimiz şeyler bile imtihan için helalli, karanlık mevzu var. Allah'a bakan veçesi her şeyin sebep olarak, netice olarak Asır olarak, fer olarak diyor üstad. Sebep sonuç itibarıyla hep hayırdır ve güzeldir. İnsan mübaşeretle onu kötü hale getirir. Dünyada yaratılmışsa mutlaka hikmeti vardır, hakikati vardır, güzeldir. Bu dünyanın dört tane de veçi vardır diyor üstadımız. Allah'a bakan yönü var. Ahirete bakan yönü var. Tefekküre bakan yönü var. İnsanın mel'a begahı diye kitaplarda geçen nefsine bakan yönü var. Evet mel'a begah noktayı nazarından uyanık olacağız. İmtihan alanı biraz sıkıntılıdır. Ama öbür taraf üç veçesine baktığımızda dünya sevilmeye, itibar edilmeye hakikaten aşık olmaya layıktır o cihet. Esma ilahiyenin aynası. Ahiretin mezrası, tefekkür noktayı nazarından biz Rabbimizi dünya olmasa nasıl bilecektik? Cenab-ı Hak kendisini düşünmeyi Kur'an'a yasaklatmış. Bir adam gözünü kapasa Allah'a düşünse şirk olur. Öyle bir düşünce, öyle bir Allah marifeti olmaz. İkalıyor kainat. E, dünyayı da lekeliyorlar, kirletiyorlar itibar etmeyin diye. Nasıl bir Rabbimizi bileceğiz? Allah sanatından, maharetinden bilir. Onun da en güzel şekli içinde yaşadığımız Dünya ve ona bağlı sistemlerdir. Üstad Hazretleri de burada bu dünyayı terk etmek, dünya ilgi ve alakayı hakikaten çok güzel değerlendirmiş. Dersimiz inşallah buradan okuyalım. İlem eyyuhel aziz. Dört şey için dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lazımdır. Ha, terk etmek lazım. Terkler nereye bakıyormuş? Kalben terk edeceğiz. Elimizden geldiği kadar çalışacağız. Çalışmak müminin ibadetidir, vazifesidir. Leysel insan, leysel insan illa ma'sa İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. El Kasib Abibullah hadis Allah çalışanı sever. Çalışan her şeyi Cenab-ı Hak hikmet icabı muvaffak eder. Çalışmak tembelliktir, prim almaz. O mağlup olur. Çalışmak de bile olsa, inanmayan da bile olsa muvaffakiyete götürür. Çalışmak bir haktır. Sağ el sol elden güçlüdür. Sağ olduğundan değil, çalıştığından dolayıdır. Solakların da solu sağından güçlüdür, çalıştığından dolayı. Sol Allah, sola verir, sağ çalıştığımız sağ ona muvaffak eder. Dünya şartları böyledir. Dolayısıyla dünyayı yani çalışma noktasında terk edemeyiz ama kalbimize koyma noktasında, ebetli irtibat noktasında baktığımızda orada onda da sıraya girecek bir yığın hakikatler vardır. Rahmetli Demirci Hocam vardı. Allah rahmet eylesin. Mekanı da cennet olsun. Derdi ki, bunu bize ezberletti. İş adamların olduğu yerde camilerde vaaz ederdi. Din şunu emreder derdi. Binalarımız arsalarımızda olacak. Paralarımız kasalarımızda olacak. Makamlarımız masalarımızda olacak. Kalbinize koymayacaksınız. Hocam. <laughs> İyi değil. Mi? Ya zengin ol. İslamiyette hudut yok ki. İslamiyet öyle bir rejimdir ki öyle bir fikri kaynaktır ki İslamiyet. Müslümanı maddi ve manevi tahdit etmez ibadette de git gidebileceğin kadar, servette de git gidebileceğin kadar. azla da iktifa etmez bir Müslüman. Azla da iktifa edenler ecnebilerdir. Biz hep büyüye, hep yüce, hep aliye alışmışız. Bu iman gücünden gelen fiziki bir genişliktir. Müslüman evine bakın. Biz 50 metrekare eve ev demeyiz. Diyemeyiz. 50 metrekare bizim mutfağımız olur ancak. Git Avrupalı'nın kaşadığı evlere bakın. 30 metre, 40 metre hocam burada. İki kişi gezemez mutfakta. Mümkünatı yok. Müslüman imanının genişliği ufkunun genişliği adamın evine tesir eder. Ülkesine tesir eder. Toprak fetheder. Herkes benim gibi hakikatten istifade etsin. Değil, bahtiyar olsun diye, saadet sahibi olsun diye zulmü kaldırma adına az toprağa da iktifa etmez. Dünya iki kişiye az demiştir bak. iktifa etmiyor. Onun için esasında işin e, mirengi noktası nedir? Servetimiz, imkanımız elimizde olacak. Ama kalbimize koymayacak. Kalp ebediyetle tatmin olur. Ela bi zikrillah tatme ünlü'l Kalp ancak Allah'ı zikirle mutmain olur. Böyle bir kalbe fani şeyleri doldurmaya kalktık mı... Kalp ondan mutazarrır olur, ızdırap duyar. Mazotlu bir arabaya benzin koyamazsın. İstediğinden vereceksin. Dört şey için dünya kesben değil, kalben terk etmek lazımdır. Bir, dünyanın ömrü kısa olup süratle zeval ve gruba gider. Bak şimdi bu dünyaya, itibara ne kadar değiyor? Şantiyeye ne kadar itibar edilir? Bina yapılana kadar. O kadar yani. Bina yıkıldı mı şantiyenin işi biter. Siz hangi şantiyeyi bana gösterebiliriz? Binadan daha mükemmel, daha uzun ömürlü, daha kalıcı, daha fazla masraf edilen bir şantiye var mıdır? Hayır. Biz dünya gelmeden bir, gelmeden bir şantiyede kaldık değil mi? Bu anne rahmiydi. O şantiyeden buraya geldik. 9 aylık bekleme 90 yıllık ömrü netice verdi. O şantiyeden böyle bir bina çıkarsa Sayın Hocam 90 yıllık şantiye fariyetinden bir ebedi hayat çıkar. Evet. Bu dünya bu cihette kısa. Niye? Süratle ahiret tablolarını imal ettiğinden dolayı habire oralara levhalar gidiyor. Zaman ipini asılıp oralara gönderiliyor. Filmler de böyledir. 10 yıl belki ta kıyamete kadar seyredecek filmlerin çekimine bakın. Bir yıldır, iki yıldır, üç aydır, beş aydır. Ama onu seyretme asırlardır. Eski mese, daha ilerideki insanlar seyredir. Cenab-ı fani alemden cenneti dolduracak levhaları götürüyor, çıkarıyor. Sürat lazım burada. Yani mühürlenecek, ibkay bakileşecek, orada ebedi alemde sergilenecek. Alem bekaya giden yol, alemi fenadan geçiyor. Nefsen cilet ile ciletiyle fani ol, ta baki olasın. Diyor. Evet. Zevalin elemiyle visalin lezzeti zeval buyuruyor. Öyle süratli olayla cereyan ediyor ki lezzete kavuşacağın an, kavuştuğun an hemen arkasından ızdırap geliyor. Aç bir adam düşünün. Kebabı güzel yer. Ama yerken de tedirgin olur. Niye? Doysam lezzet gidecek. Onun için bazı adamlar yemeği iki saatte yerler. Zevk ala ala diyor. Ama amaç yemek oldu mu? Doğru. Amaç enerji toplayıp, yemek yiyip, İstirahat edip davaya hizmet oldu mu orada süratli olması lazım. Onlar vasıta. Gaye değil. İki. Dünyanın lezzeti zehirli bala benzer. Lezzeti nispetinde elemi de vardır. Dünyanın lezzetleri zehirli bal gibi. Lezzeti nispetinde elemi de var. Her ne olursa olsun. Üstadımızın bir cümlesi var. Akıbeti ne olursa olsun lezzeti terk etmek evladır akıbetin ya şekavettir veya saadettir. Hangi soru olsun, Biz saadet tarafına talibiz ama şekavet tarafına iradesiyle gidenlerin daklı başındaysa dünya lezzetlerinden biraz uzak durmaları faydalı. Çünkü dünyadan ayrılan insanlar eğer arkaları doluysa, lezzetlerle yüklüyse, helalden bile olsa onlardan ayrılmak zor olur sahabenin bir tanesi zengin. Efendimiz'e geliyor aleyhissalatü vesselam. Ya Resulullah ben ölümden korkuyorum. Servetin, malın var mı? Çok ya Resulullah. Allah vermiş. Nimetlere bizi kark etmiş. Sen ölmeden malı gönder, arkandan git, arkasından gitmesi kolay olur diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Önden gidince tedirgin oluyorsun. Adamın biri cesedinden ayrılacak. Öbürü servet, devlet, köleler, cariyeler, hurmalıklar. Çekmek zordur onu. Çürümüş bir dişi çeneden ben de çekerim. Bazı çocukların dişini çekiyorum. Ama sağlam dişi çene çıkar çekemezsiniz. Dünya adam sağlam oturdu, oturdu mu? Bir de hizmetname hesabına bir muktesabatı olmadı mı? Mümin de olsa ayrılması zor olur. Hele münkirse aklın başında fakir gitsin. Zavallı gitsin aklı başındaysa. Yok olacağına inanıyor. Bakın şimdi. İki, ahirete inansa, isyankar, günahkarsa bu kadar gayrimeşru servetin hesabıyla meşgul olacak. Her iki türlü de akıllılık zayıflayarak gitmektir. Nebatata dikkat ediniz. Sonbaharda ne yapar? Ağırlıklarını atar. Niye? Başka bir mevsime giriyor. Yaz geçti. Vazifesini ifa etti. Niye Allah sonbaharı verir? Toparlan. Bak kışa sokacağım seni. Bu kadar servetle, devletle, imkanla, meyveyle, yapraklarla girdin mi bir dahakine çıkamazsın. Vücudundaki su seni patlatır. Değil mi? İkinci bahara senden bir ağaç olmaz. Nebatat namına bir şey olmazdı. Kader ne yapıyor onları? Sonbaharda ağırlıklarını attırıyor. Meyveler gidiyor. Yapraklar, çiçekler zaten önceden gitmiş. Kış mevsimi tamamen girmeye yakın. Kışı atlatana kadar nem nevinden bir rutubet kalır. Ondan iktifa eder ağaç. Bahar gelin tekrar canlanmaya başlar. Bir Müslüman da, inanan bir adam da veya ihtiyar bir adam fark etmez. İnanmasa bile. Ahiret de kabir kendine nazar ettiği an ağırlıkla anlatmasını bilmeli ki o mevsime gittiğinde adımlarını istikametli ve suhuletli alsın arkadaşlar. Nebatattan buradan ibretleri alabiliriz. 3. sen intizar etmekte ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir dünyanın zinetli lezzetli şeylerden hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya, de, dünya ehlince güzel ad edilen şey orada çirkindir. Şimdi kabir bizi bekliyor. Biz de süratle ona gitmek gidiyoruz. Ve ne yapıyor bu kabir? Dünyada lezzetli, keyifli ve bura tarafından kıymetli olan şeyleri kabul etmiyor. Nasıl kabul ediyor? Nasıl getirdi? Öyle teslim alıyor. Neyle getirdiler biz annemizin kucağına? Bir metre bezle. 7 metre bezle de götürüp kabre teslim ediyorlar. Burada kucak, orada kucak. Orada iki kişi getirdi. Burada bir grup adam götürüyor. Rahmete havale ediyor. Annenin kucağı bir rahmet eli, toprağın kucağı ikinci bir rahmet eli. İkisi de büyütür korkmayın. İkisi de ihanet etmez. Anne devlada ihanet etmez, toprak da ihanet etmez. Bir aldı mı on verir, yüz verir. Toprağın böyle bir özelliği vardır. Üstad bu sebepten dolayı toprağa girmekten, o inkılap etmekten korkmayın diyor. O özelliği Cenab-ı Hak toprak unsuruna vermiş. Ayrıca toprakta bir özellik daha var. Bütün çirkin şeyleri kapatır. İnsan hoşuna gitmediği en çirkin şeyleri toprağa gömerler. Halbuki dört tane unsur var. Hava, su, toprak ve nur. Değil mi? Hava gösterir. Şeffaftır. Nurda zaten mümkünatı yok. Koyamayız çirkinleri hiç kabul etmez. Su kaldırır dışarı atar bünyesinde barındırmaz. Hapseden tek unsur topraktır. En çirkin şeyler alır. Ne melunları bağrında taşıyor. Nemrutları, firavunları. Ama onların kusurlarını açmaz. Deşifre etmez. Onları bostana, gülistana, yeşilliğe, bahara çevirerek gösterir. İstihaleye tabi tutar. Onun için derler ki kusurları örtmekte toprak gibi ol. Kusur mu gördün? Ört. Yetmiyor. Değiştir. Tevil et. O senin kardeşin. Çirkin bile alsan güzellik olarak göster. Çirkinleri ketmeder, alır, yutar. Etler hale getirir toprak. Güzellikleri, kemaletleri, tohum alır, sümbül yapar. Çekirdeği alır, ağaç yapar. Şimdi çekilen çekirdek ağaç olacak. Giren tohum sümbül olacak. Giren insan yok olacak. Mantıklı mı bu? Bu toprak bizi ihanet etmeyecek. Hıfız ve himayenin arşıdır. Evet. Bir de arkadaşlar yani başlangıçla son arasında da müthiş bir şey var. Muradilahi var. Mesela şimdi bir yumurta tavuzun altına gidiyor. Tavuz kuşu çıkıyor ondan. Bak başlangıça bak çıkana bakınız. Değil mi? Bir insan tohumundan insan yaratıyor Allah mebdeyle müntahaya bir bakalım. Her zaman girişler zavallıdır, acizdir, bir nokta gibidir. Çıkışlar açılımlıdır. Sünnetullah, adetullah böyle ceryan eder. Adem aleyhisselam Havva iki kişi olarak başladı. İşte açılım. Yedi buçuk milyar insan onun tohumundan geliyor. İsmi Fettal'ı açıyor cenab Hak. Bitmiyor. Faraza bu dünya yani ebedi olsa bitmeyeceğine inanıyoruz değil mi? İnanıyoruz değil mi arkadaşlar? Allah bizi böyle inandırmış işte. Fani olmasına rağmen böyle. Bir mermi bir adama girer, girdiği yer bellisizdir ama çıktığı yerde oyarak çıkar. Müthiş bir yara açar. Her şeyde bu kayda geçerli. Başlangıçla müntaha, girdiyle çıktı arasında müthiş bir fark var. O kabir buradan bakınca küçük zavallı bir yer olarak görünüyor. Öbür tarafı öyle bir açılım, öyle bir güzel, öyle mükemmel bir alem ki onu giren görecek. Buradan karanlık görünüyor. Oradan aydınlıktır. Anne rahminden dünyaya gelen bir çocuk rahme göre gitti, kayboldu. Dünyaya göre orada da hatim okudurlar, burada da hatim okudurlar. Değil mi? Burada sevinirler, bir çocuk dünyaya geldi, bir emelli dokunalım. Siz niye okudun? E gitti bir kardeşim Allah bilir nerede? E burada daha fazla, burada daha güzel, burada daha mükemmel. Onun için giden toprağa giriyor ama zahiren toprak. Hakkat noktayı nazarında baktık mı? Ya cennet bahçesi inananlara veya cehennem çukuru inanmayanlara. Perde bir an değişir. Toprağa girdiği an bir insan. Alem her o an değişmiş olur zaten. Bizde bazı tabirler vardır. Babamı defnettim, anamı defnettim ilk gecesi. İlk akşamı bugün Allah bilir ne yapıyor. Akşam falan bitti. Zaten toprağın altına koyuyorsun. Kalasları diziyorsun. Şimdi beton döküyorlar kalıp İstanbul'da. İki ton da toprak. Oldu mu karanlık gece? Öyle değil mi? E peki diyelim burada defnettik gündüz. Biz akşamı bekliyoruz. O anda Amerika ney? Gece melekler hangi geceye göre gelecek hocam? Sorgu sual soracak. Bitiyor ya sistem değişiyor. Dünyayla irtibat alaka kesiliyor arkadaşlar. Hoca üstte hesabı gördüğü an melekler aşağıda hesabı bitirmiştir. Kabir böyle bir yerdir. Eğer gece melekler herkes, hoca geldi telkinatı gece yapar da. Değil mi? Gece orada telkinat yapıyor. O an telkinat yapıyor bak. Anlayalım ki hesap görülüyor aşağıda. Müminler de gelmiş oraya iman şeyi nuru değil mi? Evet. Muhabbet, kuvvet, kardeşlik nokta nazarından baktık mı? Biz buna inanıyoruz. Şefaate inanıyoruz. Orada okunanlar ona, onlara faydalı olacağına inanıyoruz. İnanmayanlar mahrumiyete gider. İnanmasınlar ona. Bizim buna ihtiyacımız var. 1400 sene demeli bu dava böyle devam ediyor. Demek ki seni intizar etmekte ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın zinetli lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Adam babasının altın dişini alıyor. Gömerken. Niye? Biliyor ki bir tarafta işe yaramaz. Alın diyor. Kendi almasa kabir hırsızlar alacak. Ya fıtri olarak Allah bize orada nelerin lazım olduğunu da öğretiyor bak. Firavunlar gömülürmüş şeyle malzemeyle, servetine niye gelip bir daha zulmetmek için nöbet reenkarnasyona inanıyorlar ya benim ruhum bir daha gelir, benim bedenime girerse aynı zulme devam edeceğim diye. Ha? Öyle öyle niyetleri. Hala daha dirilecekler. Layıklar yatıyorlar. Öyle diyorlar. Nasıl dünya bizi getir de öyle kabul eder. Bir şey daha diyeyim mi? Bak hocamın affına sığınarak. İnşallah doğruyu söylerim. İmanlı geldik, imanlı gideriz. Temiz getirdi Allah bizi temiz alır. İmansız giden kimse yok. İmansız gelen kimse de yok. Yani affınıza sığınarak konuşuyorum. Her bir çocuk kimin çocuğu olursa olsun inansın inanmasın, İslam fıtrat üzere gelir. Bedeninde temizdir, ruhünde temizdir. Siteri pırıl pırıl. Çevre bedeni bozar, fikir ve düşünceler ruhu bozar giderken de Cenab-ı esasında temizleyerek bizi alıyor. İman etmeden giden kimse yok. Ama o iman makbul değil. Neden biliyor musunuz? Her ölen adam ruhunu kime teslim edecek? Ve inanmayan ne diyecek? Ula sen vardın ha. Vay be. Diyecek mi demeyecek mi? Mecbur. Demese Firavun demezdi. Ben Musa'nın Rabbine inandım dedi. Niye dedi? Gördü, gördü. Gördü arkadaşlar. Cebrail Aleyhisselam ona bir insan kılığında geldi. Ceberut döneminde. Dedi ki sen sana itaat etmeyen bir raiyete ne cezası verirsin? Firavun'a sordu. Ben raiyeti suda boğarım dedi. Bu meşhur bir vakadır. Peki bunu yazar altını mühürler misin dedi bana. Tabi dedi. Efendisini itaat etmen rahiyete suya gark cezası. Yazdı ve mühürledi Firavun. ikinci Ramses. Onu aldı gitti Cebrail Cebra Aleyhisselam. Gün geldi. Efendisine itaat etmedi. Firavun. Kızıl denize girdi. Deniz önden arkadan kapandı. Son nefesinde Azrail Aleyhisselam'ın akıbetini görünce Musa'nın Rabbine inandım derken Cebrail Selam o fermanı hükmü çamurlu bir şekilde ağzına suratına çarptığını kitaplar rivayet ediyor. Bak hükmünü kendin verdi. Bunun diğerlerinden farkı gördüğünü ikrar edebildi bu. Orada vicdani bir şey var. Kıpır, kıpırdanma var. Cenab-ı Hak buna mükafeten. Diğer Ramseslerden farkı ya. Farkı var ya. Onlar inandı da ikrar etmediler. Bu ikrar etten azından bir dikiş onlardan ileri. Bize yakın bir dikiş. Bu sebepten dolayı biz onun bedenine kurtuluş verdik. Şürütmeyeceğiz diyor Allah. 3000 yıllık mucize İngiltere'de duruyor. Mumyalanmadığı halde iç organları bile duruyor. Onu bulan insanlar Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti nazar alarak bu cesedin Muhammedilerin kitabından başka tarifi izahı yok demişlerdir. Bütün fenne alt üst eden bir olaydır. Şimdi o sergileniyor. Farkı ne? Makbul olmayan iman ama hemen men miskale zerretin. Hayren yaran şerren Kim zerre kadar hayır. Kim zerre kadar şer karşılığını görür. Dünyada görür. Dünyadaki karşılığı yetmezse Edison ampulü bulmuş. Hiç merak etmeyin. Ettisun avukatın da yapmaya lüzum yok. Allah hayrı zayi etmez. İnanmadığından dolayı cehenneme gider. Eğer inanmamışsa amelinden dolayı cehennemin serin yerinde yanar. Cehennemde kademe kademe herkes aynı derecede yanmayacak ki. 4. Düşmanlar ve şeratımızlar arasında bir saat durmakla dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasında ki muvazene, kabirle dünya arasındaki aynı muvazenedir. Bak şimdi ahireti bilenlerle dünyayı yanına koyup tartanlar arasındaki denge farklılığına bakınız. Anne rahminin dokuz aylığını koyun bir tarafa bir de geldik dünya hayatında keyfimize, lezzetimize, etrafımıza, çevremize, şu davadaki bize nasiplere bakın. He? Muazene isteniz. Benzemiyor mu? Buna? Benziyor. Orada kaldı gece kondu zavallı bir yer. Geldik de memnun olmadık mı arkadaşlar? Anderami'nin bin sene mesudane hayatı dese bir adam. Bir saat hayatına kafi gelmeyen dünya hayatının. Hakikaten öyle. Aynı mukayese ahiret için yapacağız. Ne fark eder? Görmüşüz işte de mazide. Önümüzde bunun istikbali gelecektir. Şimdi üstadımız bunu söylerken işin kemaline bakarsak yani kendi açısından değerlendirirsek İnsanların bir sireti, bir de sureti vardır. Ümmet-i Muhammed'e Cenab-ı Hakk'ın lütfü keremlerinden biri de ne kadar ruhu, iç alemi, gönül dünyası kirli, vahşi de olsa insan suretinde gidecektir. Zahiren öyle yaşayacağız. Ama Allah'ın yakın kulları ve dostları, insanın siretini idrak edenler mahiyetleri görüyorlar. Üstad Hazretleri dermiş ki hapishane müdürüne kendisine zulmetmek isteyen hain bir niyetle yanıma yaklaştığında seni yılan suretinde görüyorum. Bak insan görmüyor. Mahluk görüyor. Yaratık görüyor. Siretler görünüyor. Üstad da buna bir cümleyle işaret eder. Vücudunu mucidine feda et. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın feda etmediğin takdirde ya badi hava zahil olur gider veya onun malı olduğunu tekrar ona rücu eder der üstadımız. İnsanlık bir nimettir. İnsanlık bir emanettir. İslamiyetle muhafazası lazımdır. İslamiyetsiz insaniyet affedersin belhü medal hayvandan da aşağıdır. İşte bu insaniyet dünyada zahiren muhafaza ediliyor. Ümmeti Muhammed'e bir lütuftur, keremdir. Ama ruhu vahşi olanlar, münkür olanlar, İslamiyetle ruhunu terbiye etmeyenler öldükten sonra cehenneme girerken bu nimet onlardan alınacak. Allah bu nimeti yakmayacak. Ehli cehennemin ne şekilde gireceğiyle alakalı hadiste beyanlar vardır. Dişlerinin büyüklüğü, dillerinin enselerine çıkmak bir çeşit farklı bir mahlukat gibi girecekler. Bu da bir emanet. İslamiyetle muhafazası lazımdır. Bir albay isyan etse, komutan, albay, hükmü de verilse, hapse albay olarak mı girer? Rütbeleri sökülür. E ben albayım, sök rütbelerini. Bu hapishane. Herkese tek tip elbiseyle, ne zenginlik, ne servet, ne devlet fark etmez. Herkes orada ortak, kaydaya tabidir. Allah korusun, cehenneme gire insanlar. Ona müstahak olan insanlar Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden tecrit edilerek girecekler. Onun için üstadımız buyurur ki herkes insanlarla meşgul. Ben onlardan usandım der. Misalilerle konuşmak daha hoşuma gidiyor. Çünkü mınsıftırlar. Üstadın zamanında ona ihanet yani etmek isteyen o şebekeler onların başlarındaki ve vasıta kullandığı insanlar üstadın aleminde insan olarak görünmüyordu ki. Onun için dağları ihtiyar etti. Yüksek yerlere gitti. Bunların gazetelerini gazetelerine bedel başit başında değil mi? Dağları temaşa ederim. Mektubat-ı Samadaniye'yi mantığıyla hicret et doğru bana gitti üstadımız. Mahaza Cenab-ı Hak da bir saatlik lezzeti terk etmeye davet ediyor ki bir saat lezzet Dem maksat günde beş vakit namaz bir saate kafi geliyor. Senlerce dostlarınla beraber rahat edesin. Öyleyse kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel Allah'ın davetine icabet et. Fe subhanallah. Cenab-ı Hakk'ın insanlara fazla kerem o kadar büyüktür ki insana vedi olarak verdiği malı büyük bir semeniyle insandan satın alır. Şu, şu ticarete bakan arkadaşlar bizzat diyor ki ya şunu sana emanet olarak veriyorum. Bunu kullan. Bundan istifade et. Bundan servet kazan. Bak bak. Bu seni imkan sahibi yapacak. Rahatlatacak. Ama buna ihanet etme. Buna ihanet etmemek kaydıyla dürüst davran. Bu seni ne malandırır. İmkan sahibi eder. Tamam. Daha sonra bunu senden ben yine satın alacağım. Neye? Bundan bin misli daha uzun ebedi bir fiyatla. Budur Allah'ın ticareti ya. Teklif bu. E bir insan bu teklifi evet demezse nasıl yani cennet cehenneme hak etmesin ki arkadaşlar? Ben bazen gençlerle sohbet ediyorum. Diyorum bir adam, bir insan, bir talebe bir imtihanda kopya çekse ne yaparlar? Atarlar onu. Disipline verirler değil mi? Belki dokuldan atarlar. Yaptığı işin büyüklüğüne göre ceza alır. Yani hoş bir şey yapmamış olur yani. Ama Cenab-ı Hakk'ın imtihana bakınız ki kopya çekmek yasak değil. Fazilet. Hem de sevap. Çek çekebildiğin kadar. Ya Rabbi namaz emretmişsin. Nasıl kılınır? Peygamber kılmış. Aha da tarifleri. Kopya çek kıl kulum. Sana tam puan vereceğim. Ya bu insan kopya çekmeyi de bilmezse gitmesin arkadaş cehenneme yok. Ya. ya helaldan yaşamak kolay. Harama tevessül etmek zor esasında. Pahalı, masraflı. Bir abdestin maliyeti nedir arkadaşlar? Peki kullan su içmeyebilirsin. İçmediğin suyla abdest alıyorsun. Nehrin kenarından alıyorsun ama içmeyebilirsin. Değil mi hocam? Bütün sevraya, bütün nimet, bütün altyapı Cenab-ı Hak tarafından hazırlanıyor. Ben o namazda niyetle sahip oluyorum. Peki güneşin ışığı, ısısı namazın şartlarından değil midir? Dünyanın dönmesi namazın şartlarından değil midir? Havanın olması, suyun akması, kanın mecralarda gezmesi, kalbimizin çalışması, sinir sistemimiz hocam, ciğerlerin. Valla namaz bunlarla kısılır. Kusura bakmayın. Hakiki şartları bunlar. Bunlar büyük şartlar. Allah tarafından hazırlanır. Sırf ben o niyetle, o niyetle Cenab-ı Hakk'ın verdiği mekanizmaları onun da müsaadesiyle işleterek Namaza niyetle sahip oluyorum ve cennete gidiyorum bir de. Ve bir adam da bunu inat ediyor, yapmıyor. Cezayı hak ediyor yani. Fe subhanallah, Cenab-ı Hakk'ın insanlara fazla kerem o kadar büyüktür ki, insana vediye olarak verdiği bir malı, büyük bir semeniyle insandan satın alır, ibka ve himaye eder. Eğer insan o malı temelluk edip, benimdir deyip, yani emanet olarak görmeyip kendi mülkü olarak zannedip Allah'a satmazsa büyük bir belaya düşer. Niye? Çünkü o malı uhtesine almış oluyor. Kulum bak benim diyorsun ama ufak bir meselesine katlanamazsın, tamir edemezsin, yapamazsın. Saçın dökülüyor, yerine getiremiyorsun, ayağın kırılıyor, aciz kalıyorsun. Benim evim diyorsun depremden gidiyor, benim sağlığım diyorsun mikroptan gidiyor. Nasıl olacak bu iş? Niye benim? Allah'ın mülkü de bizde emaneten muhafaza edilmek üzere verilmiş. Halbuki kudreti taahhüde kafi gelmiyor. Çünkü arkasını alırsa beli kırılır, kırılır. Eliyle tutarsa kaçar tutulmaz. En nihayet meccanen yani boşu boşuna fena olur gider. Yalnız günahları miras kalır. Eğer Rabbül Alemin'e tevdi etmezsek, biz bu yükün altına girersek, benim servetim, benim mülküm değil mi? Benim şirketim, benim mantığıyla hareket ederse gurur ve enaniyetle yaklaşmış oluyoruz. Hakikatta da de bizim değil. Mülk ilahidir. Geçici olarak herkes bizim deyip imtihanı işte ya kaybediyor ya kazanıp ahirete gidiyor yani. Askerdeki silahlar gibi. Her asker o tüfeğe benim dedi. Namusu gibi korudu. Değil mi? Baktı, bakımını yaptı. Son askerlik bitti, getirdi başkasına. O bir defa benim dedi. Belki yüzlerce asker benim diye silahı taşıdı. Değil mi? Askerler terhis olurken bir tezkereyle gitti. Sivile bir evrakla gitti. Ama askerliği yapmış oldu. Servetler devletleri bile bu tarlalar yüz tane evvel başkalarınındı. Kapalı çarşının altına yüz tane evvel var mıydı yok muydu? Vardı. Başkaları benim diyor muydu? Evet. Ne mücadeleler üzerinde? Kime kaldı? Mülk Allah'ın. Şimdi biz geldik, biz bizim diyoruz. Servet burada, imkan burada, toprak, devletler de burada. Ama insanlar üzerinden imtihan oluyor. Kul Rabbine muamelatla gitmiş oluyor. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena indekentel alimil hakik.